Efendim hoş geldiniz. Spor Gecesi ile birlikteyiz. Her gece olduğu gibi Gökhan'la ile birlikte 360 ekranlarında canlı yayında sporda günün öne çıkan başlıklarını masaya yatıracağız. Elbette sizin katılımınızla @SporGecesi360 Twitter adresimiz. Spor Gecesi 360 hashtagine soru, görüş ve yorumlarınızı gönderebilirsiniz. Bugün gündem adeta ateş ediyor sayın seyirciler. Çok yoğun bir gündem var. Ali Koç'un, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un açıklamaları var. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in açıklamaları var. Bu açıklamaları ayrıntılarıyla masaya yatıracağız. Gerçekten çok önemli, satır aralarında çok önemli başlıklar var. Bu başlıkları sizler için derledik. Ayrıca Trabzonspor'da da Burak Yılmaz krizi yaşanıyor. Önce Trabzonspor bir açıklama yaptı. Ardından Burak Yılmaz yanıt verdi. Burak Yılmaz artık yönetim kurulu kararıyla Trabzonspor'un kaptanı değil. Bu kriz nereye evrilecek onu da ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Merhaba Gökhan. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hala çalışıyorsun. Evet, daha bugün gerçekten hani... Gündem ateş ediyor dedim mi? Doğru mu? Dinlemekten ve... Bir önceki açıklamalarla kıyas yapmaktan, aslında ne demişti, fikri takip yapmaktan bugün ciddi anlamda yoruldum. Çünkü Şenol Hoca'nın da basın toplantısı, yani gerçekten yani bir futbol adamının, yani onu geldiğinde söyleyelim ama bir futbol adamının, teknik direktörün bu kadar gündem boşken, milli takım arasındayken 1,5 saat süren bir basın toplantısı yapması bana çok ilginç geliyor. Hani sorular çok ilginç, verilen cevaplar çok ilginç ve uzun. Hani orada reklam arası da yoktu bir de. Yani hani başından sonuna dinlemek zorunda kaldık. Zorunda kaldık derken konuşmaları iyi tabii de gündem için ama çok yoruldum yani. Gireceğiz. Bugün o kadar çok notun var ki. Yani kitap bugün yazar Trabzon'da gibi not yaptığım telefon görüşmelerin daha şimdi notuna düşebiliyorum. Aklımda kalanların şimdi notunu düşebiliyorum. O yüzden yazarken yakaladı andan beni. Neyle başlayacağız? Burak Yılmaz'la başlayalım diyorum ben. Hadi başlayalım. Çünkü galiba Ali Başkan'ınki devam ediyor mu? Evet. Yani o da bitmek üzere artık. 3,5 saat, o yani 3,5 saati geçti. 9.30'da başladı. 21.30'da. Ya inanılır gibi değil, evet ya. Yani. Tam 3,5 saati geçti ya. 3,5 saattir konuşuyor. Orada da yükseldi, alçaldı, fırçalar, muhabirlere yani, fırçalar, grup medya gruplarına fırçalar. Onu da ayrıntılı bir şekilde, yani biter bitmez. Çünkü muhtemelen yani konuyla ilgili Fenerbahçe taraftarı şu anda Ali Koç'u takip ediyordur. O sebeple biz hemen Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray'ı bitirelim. Biter bitmez Ali Koç'un ayrıntılarını sevgili seyircilerimizle paylaşmaya devam edelim. Bu arada Anadolu Ajansı muhabirinden bir kez daha özür dilemiş. Onu da ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Yani enteresan bir çıkış yaptı. Bitsin konuşalım bence. Aynen, peki. Bitsin konuşalım çünkü böyle onu konuştuk, bunu konuştuk, arada kalmayalım yani. Trabzonspor, Burak Yılmaz... bir şekilde yarım saat, 40 dakika belki... Fenerbahçe'yi konuşalım. Trabzonspor Burak Yılmaz gerginliği, evet. Bir level daha yukarı çıktı Gökhan. Nasıl başlamıştı? Burak Yılmaz alacaklarını tahsil etmek için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurmuştu. Transfer sezonunun bittiğini takip eden pazartesi günü. Ondan önce bir hamlesi daha vardı. Ondan önceki hamlesi de alacaklarına karşılık haciz öncesinde bilgilendirme gibi bir şey. Onun bir adı var hukuk dilinde, ben bilmiyorum. Onun öncesinde kulübe böyle bir tebligat gönderiyor. Bravo, hatırladım. Tebligat gönderiyor. O tebligattan sonra zaten aslında hani iceberg'in görünen tarafı oydu. Bir de görünmeyen tarafının ne kadar büyük olduğu aslında Burak Yılmaz'ın yaptığı bu hamleyle çok belliydi. Ortada çok net bir resim vardı. Belli ki Trabzonspor kulübünden maddi anlamda alacaklarının hepsini zamanında tahsil etmek isteyen bir Burak Yılmaz'la karşı karşıya Trabzonspor yönetimi. Ama Trabzonspor yönetimi bence Burak Yılmaz krizinin geleceğini öngöremedi. Çünkü Burak Yılmaz sosyal medyadan sürekli Trabzonspor formalarını paylaştı. Sürekli Trabzonspor'la ilgili görseller paylaştı. Sürekli Trabzonspor'dan ayrılmayacağına işaret edecek paylaşımlarda bulundu. Bunu Trabzonspor yönetimi Burak Yılmaz'ın içindeki Trabzonspor sevgisi ya da sevdası olarak yorumladı. İşte siz bu işi yanlış yorumlarsanız, yanlış analiz ederseniz gün gelir işte bu şekilde büyük bir krize karşı karşıya kalırsınız. Trabzonspor yönetimi Burak Yılmaz'ın... sözleşmesini iyi analiz etmeliydi. Siz maçta oynasa da oynamasa da, evinde mangal partisi yaparken veya tedavisini olurken veya yazlığında yaz tatili yaparken veya çocuklarıyla beraber sömestr tatilindeyken Burak Yılmaz'a oynasa da oynamasa da maçta kazanılması halinde 3 puanın vereceğiniz bir para olduğunu, 1 puan da var.
12.500 euro. E şimdi sizin böyle bir sözleşmeniz varken sizin bir de üstüne üstlük Haluk ödemeyle ilgili sıkıntılarınız var bütün kulüpler gibi. Paranız yok ama siz elinizdeki en çok ödeme yapacağınız oyuncuyu bu şekilde bir muameleyle kazanamazsınız. Sizin bu oyuncuyu kazanmanız lazım. Ya öyle şey mi olur? Bu inatçı, canım, bak, bu muameleyle diyorsun da yani bu, Trabzonspor yönetimi Burak Yılmaz'ı gözden çıkarmamış ki. Burak Yılmaz durup dururken 800 bin euro alacağı varken yani teşekkür ederim. Durup dururken derken yani şimdi Sayın Başkan Ahmet Ağaoğlu diyor ki bizden önceki yönetimden 6 ay önce alacağı vardı. 6 aylık alacakları vardı. Onun için başvurmadı diyor. Yani bir şey olmuş ki Burak Yılmaz'la Trabzonspor arasında. Burak Yılmaz transfer dönemi biter bitmez belki de Beşiktaş'a transferine izin vermediği için Burak Yılmaz Trabzonspor yönetiminin hemen takip eden pazartesi günü alacaklarını tahsil etmek için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruyor. Bu hakkı mıdır? %100 hakkıdır. Ama tamam da bu Trabzonspor'a da yazık değil mi ya? Yani şimdi Burak Yılmaz bugün diyor ki ben asla paracı olmadım. Aslında herkes bu olayın parayla alakası olmadığını çok iyi bilmesine rağmen diyor. Neyle alakası var bunun? Verilen sözlerle alakası var. Siz şimdi oyuncuya eğer ki söz verirseniz ben şu zamanda ödeme yapacağım derseniz biz bunun benzerini Bosingva ile yaşadık. Ben Trabzonspor kulübündeyken Sivas deplasmanındaydık. Bosingva geldi hani bir şeyler söyledi bana. Tek derdi muhatabının söz verdiği tarihlerde ödeme yapmaması, bırak ödeme yapmamasını, telefonlarına çıkmaması, mesajlarına cevap vermemesi bir kriz yaratmıştı. Ben Burak Yılmaz'la Trabzonspor arasındaki krizin sadece parayla ilgili olmadığını, parayla ilgili olan kısmının oyuncuyu ikna ederek çözülebileceğini düşünüyorum. Ama paranın dışındaki ne? Gökhan bana onu söyler misin? Paranın dışındaki verilen söz. Hangi eğer söz? Siz kandırmayacaksınız oyuncuyu. Hangi söz? Şu zamanda ödeme yapacağız, bu zamanda ödeme yapacağız. Parayla alakalı yani. E tamam ama söz veriyorsun. Verme söz abi. De ki bana 8 ay sonra ödeyeceğim. Ben de mesela böyle olmadığını düşünüyorum. Parayla. Sen düşünüyorsun ben biliyorum. Ha. Ben yani, de o zaman şöyle bir ihtimal daha olduğunu dile getireyim en azından. Beşiktaş'la Burak Yılmaz arasında yapılan Trabzonspor arasında yapılan görüşmelerin neticelenmemesi sonucu Burak Yılmaz'ın ben sana bir rövanş aldığını tamam, düşünüyorum. Tamam ben bir bilgi daha vereyim sana. Beşiktaş kulübü Burak Yılmaz'ın Trabzonspor'dan alacaklarını almadan Beşiktaş'a gelmeyeceğini biliyor. İyi anlatabildim mi? Beşiktaş kulübü Burak Yılmaz'ın Trabzonspor'dan alacaklarını almadan Beşiktaş'a gelmeyeceğini biliyor. Bunu Trabzonspor yönetimi de biliyor. Tamam Beşiktaş'tan alacağı bonservis bedeli üzerinden verirdi parasını öderdi biterdi ne olacak ki? Ben onu yapardı bunu yapardı bilmem. Ben Trabzonspor kulübünden Burak Yılmaz'ın burada da Beşiktaş transfer gündemine geldiğinde burada söylemiştim ben. Beşiktaş burada değil arkadaki stüdyoda. Beşiktaş'a transferi ancak ve ancak Burak Yılmaz'ın Trabzonspor'dan tüm alacaklarının almasının halinde olabileceğini söylemiştim burada. Ve o olmadı, transfer de olmadı. Şimdi görüyoruz ve o gün de demiştim. Trabzonspor yönetimi kucağında koskocaman bir Burak Yılmaz bombası bulacak. Bundan sonraki krizi iyi yönetmesi gerekiyor demiştim bu stüdyolar, bu ekranlar. Ya Gökhan, şimdi oyuncu alacaklarını Türkiye Futbol Federasyonu üzerinden tahsil etmek isterken kulüp nasıl bir kriz yönetebilir ki? O ya, hale getirmeyerek krizi nasıl, yönetebilirsin. Ya, nasıl getirmeyeceksin? Para yok. Şimdi bak sen bak, yok, şimdi, ödeyemiyorsun. Yanlış anlama söylediğimi. Daha kötü dönemlerde de ben bazı kulüplerde çalıştım. Mali akış olmadığı, para gelmediği dönemlerde de çalıştım. Şimdi sen oyuncuya bir şekilde bir söz ver. Ya, bu oyuncu elbet senden parasını alacak. Oyuncu bunu biliyor. Oyuncu kapı gibi kontratı olduğunu biliyor. Oyuncu şuna bakar kardeşim. Bir, benim primlerimi öde önce. Tamam. Maaşımı elbet ödersin. Zaten o kontrat altında. Primlerimi öde, bana yeter. Şimdi primlerini ödemiyorsun. Peki maç abi, başınasını ödemiyorsun. Geliyorsun, işte Şubat'ta diyorsun, olmuyor. Şu, Mart'ta Yılmaz diyorsun, olmuyor. Nisan'da diyorsun, olmuyor. E o zaman telefonları da çıkmayınca ve karşılık almayınca bu çocukların da yapabilecek başka bir şey yok kardeşim. Burak Yılmaz'ın o zaman açıklaması gerçeği yansıtmıyor senin söylediklerine göre. Yani sen çünkü yorum yapmıyorsun, bilgiye evet, dayalı bilgiye söylüyorsun. Dayalı söylüyorum. Bu bilginin ışığında yani hemen Burak Yılmaz'ın açıklamasını bir okuyayım. Aslında herkes bu olayın parayla alakası olmadığını çok iyi bilmesine rağmen nedense gerçekleri söylemiyor. Parayla alakalı bir durum olsa geçen sene de tavrım bu olurdu.
Fakat geçen sene değil federasyona başvurmak, tek kelime para konuşmadım ve kulüp içinde neler yaptığımı çok iyi biliyorsunuz. Bu duruşumdan asla vazgeçmeyeceğimi de bilmenizi ister, saygılar sunarım. Burak Yılmaz diyor ki benim eğer alacağım, ben prim senin anlattığın gibi yani sana yaptığın görüşmeler sonunda elde ettiğin haber ışığında söylüyorum. Deseydi ki ben kardeşim benim alacağımı ödeyeceksin, bu benim hakkım deseydi haklıydın. Ama diyor ki Burak Yılmaz, ben bunu geçen sene yapmadım. Geçen sene yapmadığım şeyi niye şimdi yapıyorum? Parayla ilgili olsaydı bir sorun geçen sene de yapardım. Geçen sene sözünü veren insan, sözünü verdiği insanlar belki sözünü tuttu. Şimdi belki de o sözünü veren profesyoneller, söz veren profesyoneller belki de o sözlerini tutmadı. Bunu bilmiyorum. Bu sadece şu an yaptığım bir yorum. Ama ben Burak Yılmaz olayının Trabzonspor yönetimi tarafından yanlış ve kötü yönetildiğini düşünüyorum. Şimdi sen ben bir oyuncuya her puan başına 12.500 euro verdiğin, oynasa da oynamasa da kazanılan her puan için 12.500 euro verdiğin bir oyuncunun kaptanlığını alsan ne olur, almasan ne olur? Bunu altyapıdaki oyuncuları, ha onu yap. Bak o bir mesajdır. Ama sen bu oyuncunun kaptanlığını, oyuncunun kaptanlığını alsan ne olur, almasan ne olur? Gökhan'cığım çok özür diliyorum. Bak bize indirgediğimiz zaman izleyiciler daha da iyi anlayacaklar. Biz burada para kazanıyoruz. Profesyonel bir iş yapıyoruz. Ben para kazanıyorum. Senin kazandığın şey para değil yani. Tamam. Biz burada bir para kazanıyoruz. İnsanlara yani burada bir emek veriyoruz. Bizim şirketimizin sahibi de bunun karşılığında bize bir para ödüyor. Diyelim ki bizim şirketimizin sahibi sıkıştı. 2 ay, 3 ay geldi, dedi ki arkadaşlar ben ödeyemeyeceğim. 2-3 ay beni idare edin dedi. Biz ne diyeceğiz abi? Hayır, biz ihtarname çekiyoruz mu diyeceğiz? Böyle olmaz. Bu böyle değil ki ama. Anlattığın yanlış. Burak öyle diyor. Anlattığın yanlış. Parayla alakası yok. Hayır abi, aylardır alacakları var bu çocuğun. Aylardır almıyor. Aylardır. 2-3 ay idare etmeye geçti o diye. Bu oyuncunun artık parayla pulla işi kalmamış. Ya sana ne abi bundan? Sana ne bundan? Burak Yılmaz'ın bundan önce yılda 8 milyon euro aldığı dönemden sana ne kardeşim? Sen kimsin? Anası mısın? Babası mısın? Maliyecisi misin? Müşavir misin abi? Sana ne? Ama sana ne abi? Burak Yılmaz'ın mal varlığından sana ne? Belki adam bütün mal varlığını kaybetti. Nereden biliyorsun? Sana ne abi? Ha, 800 bin euroya çok acil ihtiyacı olmuş olabilir. Kardeşim burada sözleşme var. Dilersin sayın başkan dersin. O zaman sen bu sözleşmeyi yapmayacaksın. Ya, bu varsayım, bak, sözleşmeyi yapanlarda kabahat var. Büyük böyle bir sözleşme olmaz. Kazanılan her puanda prim olmaz kardeşim. Burak Yılmaz'ın... İkincisi Trabzonspor yönetimi, şu andaki aktif görevdeki yönetim Trabzonspor'daki Burak Yılmaz krizini kesinlikle yanlış ve kötü yönetti. Krizi çıkartan Burak Yılmaz. Onu ödemeyi yapmayarak krizi çıkartan taraf ya olmuyor. Ya diyor ki geçen sene de yapılmadı diyor. Yani Gökhan sanki sen öyle bir anlatıyorsun ki sanki biz Premier şu anda biz Londra'da bir televizyon stüdyosunda seninle oturmuşuz. Arsenal'i, Chelsea'yi, Manchester United'ı, Manchester City'yi konuşuyormuşuz gibi bir muamele yapıyorsun. Ya arkadaş, bu ülkede oyuncular paralarını alamıyor. Galatasaray UEFA kupasını aldı. Ne yapacaktı Galatasaraylı oyuncular? Ya bizim paramızı verin. Galatasaraylı oyuncular antrenmana çıkmadı mı? Efendim? Çıktı mı antrenmana? Antrenmana ödemeler yapılmadı. Bak başka bir şey. Ama federasyon üzerinden bana paramı ödeyin kardeşim demek başka bir şey. Bak oyuncuyu... Yani bir insana borcun vardır, haciz göndermek gibi bir şey bu. Burak'ım ayıp ya da değil. Ben ayıp olduğunu düşünüyorum. Ben ayıp olduğunu düşünmüyorum. Sen patron olarak personelinin maaşını vermekle yükümlüsün. Ali Koç'u konuşmayacaktık. Al sana Ali Koç'tan bir tane örnek. Bak koskoca Ali Koç kardeşim. O yani aile şirketi bu ülkenin yani kaç kişiye... maaş verdiği, para verdiği, aş verdiği belli. Bak adam diyor ki benim diyor tek görevim futbolcularım için verimli iklimi sağlamak benim görevim diyor. Ödemeleri zamanında yapmak ve futbolcularımına borçlu kalmamak diyor. Şimdi patronun tek işi personeline maaş vermektir. Personeline maaş vermezsen o personel sana %100 performans vermez. Doğru mu? Doğru. Ha, senin belki paran vardır. Bak sen belki paran vardır. Sen şimdi koskoca Ali Güreklisin abi. Dünyanın parasını kazandın. Yıllarca bir şirkette kazandın. Oradan ayrıldın, bir şeyler oldu falan filan. Şimdi burada kameraman arkadaşım, ismin neydi baba? Batuhan. Batuhan mesela, bizim burada Batuhan. Ne kadar maaş almadan dayanabilir? Bilemezsin ki. Ne kadar? Parayla, Batuhan ne kadar dayanabilirsin? İmanın kimde olduğu belli olmaz. Dayanamaz. Bu. Bitti, kredi ödüyorum diyor. Bitti. Bitti. Ödeyen bitti. Sen bulursun kardeşim. Ya, senin Batuhan'la kenarında Burak vardır. Yılmaz bir mi? Bak Burak Yılmaz sensin. Batuhan biziz.
Anladın mı? Tamam, ben de onu söylüyorum işte. Ben bir sene daha çalışmasam hayatımı idame ettirebilirim. Ama sen bir ay paranı alamazsan ettiremezsin. Ben değil, ben ettiririm. Yani senin için söyle. Yani ben de zaten bir sene, ben de bir sene çalışmazsam idame ettiremeyebilirim. Vizyonu küçültme, beklentiyi de bir şey tamam, yapma. Ama düşünme. Şunu söylemeye çalışıyorum abi. Yine dönüyoruz dolaşıyoruz, hep aynı yerde kalıyoruz. Burak Yılmaz'ın, senin dediğin gibi Burak Yılmaz bütün servetini kaybetmiş olabilir. Allah korusun. Yani tut ki kaybetmiş olabilir yani. Çocuğunun, tut ki kaybetti. Evet. Yine ben Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayet etmem Burak Yılmaz olsam. Bak ben empati kuruyorum. Giderim derim ki Sayın Başkan derim, sana gelirim. Sayın Başkan kaç derim. Kaç kez gitmiştir o biliyor musun? Kaç kez gidip konuşulmuştur bu biliyor musun? Ya olur mu? Haluk Allah aşkına ya bak geçerli... bu çocuk da zihinsel engelli değil. Bu çocuğun beyni çalışıyor normal insanlar gibi. Bu çocuğun bir de ticari ahlakı var. Bu çocuğun bir de ticari zekası var. Ve bunu yönlendiren de etrafında insanlar var. Bu insanlar bu çocuğu yönlendirirken ne olursa olsun Trabzonspor'un Burak Yılmaz'ın içerisinde bambaşka bir yeri olduğu gerçeği var. Tamam mı? Gökhan, aidiyet duygusu diye bir şey var abi. Profesyonellikte de bu var. Burak Yılmaz daha önce Trabzonspor formasıyla yeniden futbol kariyerinin zirvesine çıktı. Bu bir vefadır. Sen geldin geçen sene Trabzonspor sana belli bir bonservis ödedi. Türkiye'ye gelmek istiyordun. O kapıyı açtı sana. Kimse vermedi. Beşiktaş vermedi. Beşiktaş verecekti. Taraftar baskısından dolayı kimse veremedi. Kimse kimseye silah dayamadı. Bir müsaade kimse edersen kimseye silah dayamadı bir bitireyim abi. Mi? O, bu transfer için kimse kimseye silah dayamadı. Ben oldukça karşı olduğum şeylere giriyorsun yani. Abi şunu söyleyeyim ben. Vefa duygusu var. Yani sana Burak Yılmaz'a bugüne kadar Trabzonspor vefa duygusu en az 12-13 varsa... milyon euro para ödemiştir, maaş ödemiştir. Karşılığını almıştır. Hiç evet. itirazım yok. Profesyonel evet. bir hayat bu. Ama 13 milyon, 15 milyon bunlar çok büyük paralar. Yani 800 bin euro için bak 800 bin euro o kadar büyük bir para ki senin, benim, benim ailem, senin ailen, işte ne bileyim buradaki kameraman, rejideki yönetmen çok büyük para. Bizim genel yayın yönetmenimiz onlar için çok büyük para. Bizim gibi insanlar için, maaşlı çalışan nereye insanlar geleceksin için, abi tamam. Burak Yılmaz için büyük para değil. Nereden biliyorsun biliyorum. Abi? Biliyorum. Nereden biliyorsun? Biliyorum abi. 800 bin euro diyorsun. Nereden evet. biliyorsun? Belki adamın ya Bosik bak şimdi konuşturma beni. Bosikva'nın 300 bin euro 400 bin euro paraya ihtiyacı mı var? Bosikva niye kriz çıkarttı o dönem kardeşim? Bana onu söyle. Hadi Burak Yılmaz ahlaksız diyelim sen. Sen öyle diyorsun yani pardon ahlaksız demedin. Yakışmadı dedin. Ayıp etti dedin mesela. Tut ki Burak Yılmaz ayıp etti. Bosikva da mı ayıp etti? Koskoca Bosikva. Chelsea'den geldi. Dünyanın parası var. Portekiz milli takımı. Orada Premier Lig'de dünyanın parasını kazanıyordu. Arkadaş, onun da mı parası yok? Bu işin doğasında şu var. Doğasında ben Mancini örneği olması veriyorum. Gereken Mancini, tek şey var. Mancini bu ülkeye var. Bir daha belki zamanında hiç gelmeyecek. Zamanında ödemeni yapacaksın. Sözleşmesini feshetti. Bastı gitti. Aykut Kocaman. Fenerbahçe'den bir tazminat almadı. Bir tanesi teknik direktör. Bir diğeri futbolcu. Evet, tamam. İkisinin farkı var. Bir. İkincisi bir bu futbolcunun kariyeri nerede? Kariyerinin sonunda Trabzonspor'la sözleşmesi bittikten sonra bir daha Trabzonspor'la işi olmaz. Ama Prandelli'nin olur. Abi Trabzonspor kaptanlığı 800 bin değil 1 milyon 800 bin eurodan daha değerlidir Gökhan'cığım. Bugün Trabzonspor kaptanlığından alındı Burak Yılmaz. 800 bin euro için vazgeçmiş değil ki Burak Yılmaz. Öyle bir anlatıyorsun ki 800 bin euro. Şimdi belli ki sen manşet vermeye çalışıyorsun. Ay manşet Burak Yılmaz 800 bin euro için vazgeçmiş değil ki. Burak Yılmaz'a şöyle bir şey sunmadılar. Ya kaptanlık ya 800 bin euro. Öyle bir şey demedi ki. Ha deseydi de belki 800 bini tercih ederdi. O başka bir şey. O kendi bileceği bir şey. Ama ben şunu söylemeye çalışıyorum. Trabzonspor için Burak Yılmaz, Burak Yılmaz için Trabzonspor çok önemli. Peki Kadir Guguk demiş ki Trabzonspor olmasaydı bugün Burak olmazdı. Burak'ı kim tanıyordu önceden demiş. Bir maaş almasak tanıyordu. İflas bayrağını çekiyoruz. Adamın hakkı ödesinler demiş evet, Okay. Abi. Tamam olabilir. Evet. Erdal demiş ki Gökhan abinin maaşını bir gün geciktirmeyin kanalı icraya verir. Kulüp ne sözleşme yaptıysa odur maaşı. Çok geliyorsa sat ya da feshet demiş. Evet abi. Satsaydı Beşiktaş abi. Burak Yılmaz'ın nasıl bir insan olduğunu tüm Türkiye biliyor demiş. Ödeyemeyeceğini demiş. Biliyor. Trabzonspor yönetimi Burak Yılmaz'ın yıllık maliyeti konusunda ciddi sıkıntı yaşayacağını biliyor olmasına rağmen bu krizi yanlış ve kötü yönetti diyorum. Kötü yönetti diyorum. Kötü. Yanlış yani şey demiyorum. Yani bilerek isteyerek yaptılar demiyorum ama kötü yönettiler. Krizler kötü yönetti. Gomis'i Galatasaray kötü yönetti. Snyder krizini Galatasaray kötü yönetti. Snyder peki onu geç. Snyder krizini kötü yönetti Galatasaray yönetimi. Evet. Excelencer demiş ki Burak Yılmaz'ın perte çıkardığı arabanın tamponunu Batuhan kaldırıma vursa 3 yıl bedava çalışır demiş. Şimdi bunlar bu yani anladın mı Gökhan'cığım? Elbette büyük abi, başın derdi büyük paralarından olur. Bize ne abi? İnsanların maliyet zenginliklerinden bana ne abi?
Bana ne Burak Yılmaz'ın banka hesabında ne kadar para var, kaç tane gayrimenkulü var, bundan bana ne? Benim tapularımdan sana ne mesela yani? Bunun gibi bir şey o. Beni hiç ilgilendirmiyor. Ben sadece işin şu tarafındayım. Bu ortada bir kriz var ve insanlar bu krizleri yönetsinler diye yönetmek adına buraya talip oluyorlar. Bu işlere yönetmek adına talip oluyorsanız bu krizleri de iyi yönetmekle mükellefsiniz. Trabzonspor yönetimi bu işi kötü yönetti. Peki. Bu Burak meselesiyle ilgili yine özümüze döndük. Bir türlü anlaşamadık. Elbette senin söylediklerinin de profesyonel hayatta bir geçerliliği var. Ama ben her şeye hayatta profesyonel bakılmaz. Trabzonspor kaptanlığı paradan daha değerlidir. Yani Galatasaray kaptanlığı, ya bırak, Fenerbahçe popülist kaptanlığı, yaklaşımları bırak kaptanlığı. Allah aşkına ya. Bence öyle. Popülist popülist konuşuyorsun. Ben Ali de Koç. Vay be Trabzonspor. Ali Koç Mane Şenol Hoca'yla bitti mi Ali Koç? Ali Koç bitmiş. Hemen izleyicilerimize sıcağı sıcağına onu değerlendirelim. Bugün çok önemli açıklamaları var. Aslında sponsorluklarla ilgili açıklaması var. Basketbola yatırımla ilgili açıklamaları var. Bize en zayıf anımızda saldırdılar diyor. O önemli bir başlık. Medya için söylüyor. Yani. İnsan, ya daha doğrusu hem medya için söylüyor hem de Fenerbahçe'nin eski yöneticilerini de hedef onu olarak söylüyor. 4-5 kişi söylüyor. Evet. Aynen. İnsaf diyorum. Hala 3 ay geçmedi. Koku'nun tazminatı ile ilgili yapılan haberlere çok eleştirisi var. Bu yolun sonu güzel olacak diyor. Yani biz iyi bir yatırım yaptık diyor. Tolga Ciğerci ve Cahilson listemizde yoktu. 100 kişilik kadroda yoktu diyor Tolga Ciğerci ve Cahilson. Aziz Bey işte ilgilendik diyor. Ali Dürüst'ü yaptığı kabul edilemez diyor. Onu da ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Büyük bir facia olmazsa Koku'yla devre arasına kadar devam edeceğiz diyor. Sezon sonu demiyor, devre arası diyor. Taraftarın gözünde herkesin bir yere kadar kredisi var diyor. Diyor da diyor. Peki nereden başlayalım Gökhan? Sen çok ayrıntılı bir şekilde notlarını aldın. Ben şuradan başlayayım. Birinci olarak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bugünkü sondan başlayalım. Anadolu Ajansı muhabiri beyefendi arkadaşımızın adı neydi hatırlamıyorum. Ama Anadolu Ajansı muhabiriyle bir attığı tweet yüzünden bir gerginlik yaşandı. Bir kere şunu söyleyeyim en başında. Fenerbahçe Başkanı bir muhabirden yani özür dileyecek duruma kendisini getirmemeli. Her ne şartta olursa olsun. Yani tabii ki özür dilemek asla ve asla kimseyi küçültmez. Hatta ben bir kulüp başkanının, Fenerbahçe Kulübü Başkanı'nın hemen arkasından sıcağı sıcağına çok kısa bir zaman geçtikten sonra bir reklam arasından hemen sonra kişisel ve bireysel anlamda iletişime geçer geçmez kendisinden özür dilemesinin çok erdemli büyük bir davranış olduğunu söyleyebilirim ama bir kulüp başkanı muhabirden özür dileyecek duruma kendisini getirmemeli, birazcık otokontrolünü sağlamalıydı. Şimdi Erkan Tiryaki Anadolu Ajansı muhabiri. Erkan Tiryaki. Yani ben tamamına yakınını seyretme imkanı buldum. Yani zaman zaman televizyon programında 3,5 saat, 4 saate yakın sürdü. Zaman zaman yükseldiği zamanlar oldu. O da onlardan bir tanesiydi. Attığı bir tweet üzerinden. Yani orada ben Erkan kardeşimizi de biraz eleştireceğim. Yani attığı tweetin hani mantığını anlatamadı. Anlatamayınca iş daha da tuhaf bir yere gitti. Ama yine de ne olursa olsun Sayın Başkan Ali Koç'un yani Fenerbahçe Başkanlığı'nı ayrı bir yere koyuyorum. Bu ülkenin en önemli iş adamlarından bir tanesinin yani Anadolu Ajansı'nı kastederek işte yani genç arkadaşımızın, genç meslektaşımızı yani böyle bir zor duruma sokacak bir tavır içine girmesini hiç doğru bulmuyorum. O da zaten kendisini doğru bulmadığı için hemen reklamların sonundan özür diledi. Bence televizyon programının en tatsız yeriydi orası. Bence daha da tatsız bir yeri yoktu gibi. Hani tabii ki şu tatsız grubu yok yani yeri yoktu gibi. Medyaya hedef aldığı dönemler oldu. Medyayı özellikle bazı grubu ve yani işte bir grubun da yani A sporu hedef alarak yaptığı şeyler bence çok da doğru değildi. Yani kulüp başkanı bir tane tweet'i ya da oradan atılmış herhangi bir haberi kalkıp bunlar işte bizi bilerek hedef gösteriyorlar demesini ben yakıştıramadım. Yani yakışmadı, yakışıklı durmadı. Sayın Ali Koç çok yakışıklı bir insan, çok vizyonlu bir insan ama onun durumuna sanki ben yakıştıramadım yani. Hani bu iyi niyetli söylüyorum bunu, kötü niyetli söylemiyorum. Ben yakıştıramadım. Herhangi bir medya grubunu atılan ya da herhangi bir medya mensubunu attığı bir tweet ya da yaptığı bir haber yüzünden bu kadar yalanlarsın abi. Dersin ki ben yap
yaptığın haber yalan. Bitti. Bugün, bu zaten bir gazeteci için bugün verilebilecek en önemli cezalardan bir tanesi. Bugün hedef aldığı iki kurum var Sayın Başkan'ın. Turkuaz grubu, yani A Spor, Sabah Gazetesi, Fotomaç. Bu üç grup var. Bir de Anadolu Ajansı var. Onun dışında hedef aldığı bir nokta yok değil mi? Yok ama işte mesela bazı muhabir arkadaşlar işte sen zaten hep eskilerle konuşuyorsun gibi. Yani şimdi, onlar ama işin latifesi yani burada. Şimdi bir dakika o zaman şimdi latife ise yani bir gazeteci latife yapacak bir tweet atamıyorsa kulüp başkanı da o şekilde bir gazeteciye latife yapmamalı. Şimdi, çünkü ama, o başka yere gidiyor. Ha, şimdi bak çok basit şeyler söyleyelim. Birazcık analiz yapayım. Ben Ali Koç'un onu yapmadan önce bir şey sorabilir miyim? Sor. Sen neden yoktun orada? Ama ben Fenerbahçe'yi takip eden muhabir değilim ki. Muhabir olsam giderdim. Ha, mesela hasta Fenerleri çağırsa, mesela dese ki Sayın Başkan hasta Fenerleri buraya çağıracağız dese, mesela ilk beni yazarlar herhalde. Aynen. Ben çok şaşırdım yani senin Fenerbahçe TV'den böyle bir davet almaman ya da başvurmaman, çünkü başvuru üzerine yapılmış galiba. Ben niye başvurayım? Seni başvursan ben kabul eder miydi acaba? Çok merak ediyorum. Ne yapsam? Başvursan kabul eder miydi acaba programı? Ben niye başvurayım abi? Ben davet alırım. Davet edilmem miyim? Davet istemem yani. Beni davet ederlerse giderim. Ben birinden beni ne olur beni oraya al demem. Muhabir arkadaşların da, bunu yaptığın şey başka bir şey. Onlar muhabir. Biz o muhabirliği bitireli çok uzun zaman oldu. Şimdi bakıyoruz Sayın Başkan Ali Koç'un bir öncelikli olarak Avrupa'dan çok ciddi uluslararası bir markanın Fenerbahçe'ye göğüs sponsoru olacağının müjdesini vermiş olması bir kere güzel bir şey. Mali açıdan çizdiği tablo bence çok yerinde. Basketbolda da Avrupa'nın en iyi 3. takımıyız. Hak ettiğimiz bir markayla uluslararası bir marka olmalı. Doğuş grubunun ayrılmış olmasının ciddi anlamda hem mali hem de manevi, hem maddi hem de manevi anlamda bir kırgınlığını yaşadığını söylüyor. Sponsorun o tür branşlarda, yani amatör diyemeyeceğim artık basketbola, basketbol branşı için çok önemli olduğunun vurgusunu çiziyor. Çok önemli. 30 milyon euro maaş bütçesi var. Basketbolun 11 milyon eurosunu Doğuş grubu karşılıyordu diyor. 6000 kombine sattık, 7000 hedefimiz diyor. Basketbolda 6000 kombineyi satmak bu ülkede çok büyük başarıdır arkadaş. Çok önemli vizyonel bir açıklaması daha var. Sayın Başkan diyor ki 2-3 maç kaybı beni yolumdan döndürmez. Üstelik bana 2 dönem lazım derken, yani 6 yıllık süre lazım derken, ben 2-3 maç kaybettim diyor, bu işi bırakacak, pes edecek değilim diyor. Kokuyu neden tercih etmiş? Bak, Koku'yu neden tercih etmiş biliyor musun Sayın Başkan? Makul bütçeyle kariyerini düşünen eski futbolcu, altyapıda çalışmış olması Koku'yu tercih etmeme sebep oldu. Koku Fenerbahçe tarihinin en kötü başlangıçlarından bir tanesini yaptı. En kötüsünü yaptı belki de. 5-4-3. Yok ya, 4 maç 3 puan. 3 var bir tane. 3 var bir tane daha. Tabii en kötüsü işte. Yok, 3 yok galiba, pardon. 5 var, 4 var, 3 yok. En kötüsünü yaptı. Peki tamam, hadi ayağın alışsın. En kötü başlangıcını yapmış Filip Koku için bugün söylediği şey şu. Net olarak diyor ki ben çok büyük bir skandal olmadıktan sonra Filip Koku'yla devre arasına kadar devam ederim. Ben de diyorum ki Filip Koku ikinci yarıyı göremez. Filip Koku ikinci yarıyı göremez. Yine başladın kehanetlere. Ya ne kehaneti abi, Ahmet Çakar mıyım ben? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yani o Sayın Başkan'ın çizdiği felaket tablosu olsun. Yani 2-3 maç daha kaybetsin Fenerbahçe. Koku devre arasında göremez yani bence. Yani ben bugün onu anladım. Radikal kararlar vermek istemiyorum ama vermek gerekirse de analiz etmek. Umarım başkanlığım boyunca Filip Koku teknik direktörüm olur diyor. Ama başarısızlık halinde radikal kararlar alırız ne demek biliyor musun? Aba altından sopa gösteriyor Filip Koku'ya Sayın Başkan. Hani hoş, buna da gerek yok. Direkt sopayı kendisine de gösterebilir. Bak beyefendi alamazsın ya. Zaten Filip Koku da bunu biliyordur da. Şimdi dolayısıyla Fenerbahçe'de kötü başlangıcının faturasını kendi üzerine alıyor. Ama benimle beraber sadece ben değil, Selim Bey de, Filip Koku da, Komolli de bundan zarar görür diyor. Çok ilginç, Komolli'nin arkasında duruyor Filip Koku'nun durmadığı kadar. Filip Koku'nun arkasında durmadığı kadar Komolli'nin arkasında duruyor. Bu iyi bir tercih olabilir. Onu ilerleyen günlerde göreceğiz. Bir de şimdi çok önemli şeylerden de bahsediyor. Aziz Bey işte ilgilendik, alamadık diyor. Emre Akbaba transferiyle ilgili doğru şeyleri söylüyor. Biz burada ne söylediysek yaşanmışlıkların hepsi anlatılmış. Yani bugün itibariyle anlatılmıştır yani. Hani forma numarasını konuştu. Gol attı. Gol attı abi. Fenerbahçe devreye girmeseydi Galatasaray Emre Akbaba'yı bu kadar çabuk bitiremeyecekti.
Ve Emre Akbaba'yı muhtemelen belki de ilk iki hafta oynatamayacak. Onu şöyle söyledi. Dedi ki biz 2-3 Temmuz tarihleri arasında Alanya Spor Kulübü Başkanı'nı aradık. Bize bir rakam söyledi. Biz oyuncunun da alacağı rakamı söyledi. Ama biz o rakamı veremeyeceğimizi söyledik. 2-3 Temmuz tarihinde. Sonrasında Başakşehir'in teklifinden bahsettiğini söyledi. O rakamlara biz çıkamayız dedi. Hatta çünkü biz Josef ve Giuliano'yu da satmamıştık. Satışları gerçekleştirmediğimiz için o rakamları veremeyeceğimizi söyledik. Ama sonra bu transfer gerçekleşmeden bir hafta öncesinde, yani o yakın süreçte Demin Komoli'nin Emre Akbaba'nın menajeriyle konuştuğunu, hatta forma numarasına kadar her konuda uzlaşı sağlandığını söyledi. Ama sonrasında da şunu söyledi. Dedi ki oyuncunun gönlü kimdeyse orada oynasın. Başarılar diliyorum dedi. Ama biraz orada bir şey durumu var. Benim anladığım, yani Galatasaray Fenerbahçe karşı karşıya Emre geliyor. Emre Akbaba Galatasaray'ı bu kadar istemeseydi Emre Akbaba bu sezon Fenerbahçe forması giyiyordu. Net. Zaten o net. O tamam. Çok belli. Şimdi geliyor bak, şimdi mesela çok güzel şeyler var abi. Fenerbahçe yönetimi yakında seferberlik, yani şu anda seferberlik ilan edilmiş durumda Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'de ekonomik anlamda seferberlik ilan edilmiş durumda. Peki o seferberliği ilan ederken birkaç tane eleştirilebilecek tarafı var. Dirar, Kameni ve Ozan Tufan. Bu oyuncular 28 kişilik maç kadrosunda yoklar ve Dirar, Kameni, Ozan üçlüsünün Fenerbahçe'ye maaş maliyeti 5.8 milyon euro. Şimdi bu 5.8 milyon euroluk zarardan seferberlik ilan edecek diyor. Yani ben de diyorum ki o zaman Komolli bu oyuncuları neden bulamadı kulüp? Yani mesela diyor ki Ozan Tufan'ın yıllık alacağı, bizden aldığı ücret nedeniyle Anadolu kulüpleri bu oyuncunun transferini istemedi. Ben de diyorum ki o zaman çok basit bir çözümü var. Ozan Tufan'a siz 3 milyon veriyorsanız 1,5 milyonunu siz verin, 1,5'unu Anadolu versin, en azından 1,5'undan kurtulun. Peki Kameni? Yine aynı şeyi çözebilirsiniz. Dirar'la da şimdi bunları, tamam mesela Komolli çok iyi bir iş yapmış. Josef'e ilk gelen teklif 4 milyon euroymuş. Bunu 12 milyon euro artı 1 milyon euroya çıkartmış Komolli. Ayakta alkışlanacak iş. 3 katına getirmek bu teklifi, ayakta alkışlanacak iş. Josef'e 12 milyon euroya satmak da çok büyük iş. Yani nereye satarsan sat, kime satarsan sat, hangi günde satarsan sat. Ve bir yıl sonra sözleşmesi bitecek bir oyuncu. Aynen, bir yıl sonra çok büyük iş yapmış Komolli. Bu anlamda tebrik edilir. Ama zaten sen bunlar için varsın. Şimdi dolayısıyla sen 5.8 milyon euroluk bir maaş bütçesinden kulübü kurtarabilme imkanını iyi kullanman lazımdı. Ben dersine çalışmadığını bu anlamda söylüyorum. Şimdi gelelim, Senatok çok güzel bir soru sordu. Şampiyonlar Ligi'nde Benfica maçı öncesinde neden transfer bitirilmedi? Mantıklı açıklaması var. Ve aslında açıklamadan sonra bence şunu söylüyor. Ben bunu yorum sorduğun diye için, bana neler söylediğini... Yorum, nasıl yorumladığımı sorduğun için söylüyorum bunu. Sayın Ali Koç aslında diyor ki, biz bu kadroyla Şampiyonlar Ligi'nde hiçbir şey yapamazdık. Niye? Yapamazdık ve Benfica maçından sonra Benfica'yı geçsen de zaten sen PAOK'la oynayacaksın. Onda da garantin yok diyor. Niye? Yani abi, şunu söylüyor. Garantisi yoksa ben o zaman ne anladığımı yapalım? Söylüyorum. Benim söylediğim şeyin fotoğrafını çekiyor Sayın Başkan. Onun diyor ki, elle tutulur bir tarafı yok. Ben bak, o konuda söylüyorum sana. Bu kadar mali darboğazın içindeyken anca Şampiyonlar Ligi'ne katılırsan çıkarsın. Şampiyonlar Ligi'nden önce gelmedi iki oyuncuya teklif canım kardeşim. Anladın mı? Yani sen oyuncuyu sattın da bu oyuncuları alabildin. Ya Gökhan'cığım, Ayev ve Silmani'yi Fenerbahçe kiraladı. Kiralayabilme parasını sen bu oyuncuyu satarak verdin diyor. Ayev'e para vermedim zaten dedi, kiralayıp parasını. Ya Silmani... Abi zaten sen ona göre bütçeni yapıyorsun Gökhan. Hakan. Yani o iki oyuncuyu satmadın. Hakan nereden çıktı abi? Bilmiyorum ki. Yani ama Gökhan şu bir kere, yani sen istediğin kadar ekonomik olarak açıkla bu durumu. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi. Çünkü hedef durumda, o değil. Benfica. Abi hedef bu. Hedef Şampiyonlar Ligi'ne kalmak para değil bence. Paraysa Şampiyonlar Ligi'nde para. Ya paraysa para diyorsun da Şampiyonlar Ligi'ne gittin, aldığın para 20 milyon. 20 milyon ya, oraya gitmek için kuracağın kadroya vereceğin para ne olacak? Onu nasıl ödeyeceksin? Tut ki gidemedin. İşte adam diyor ki ben böyle bir riski alabilecek durumda değilim diyor. Değildim diyor. Fenerbahçe'de resmen senin dediğin gibi fakirlik yaşıyor Ali Koç. Ve hani bunu da çok iyi çevirmesini bilmesini de beklememesi lazım. Çünkü hayatı boyunca muhtemelen fakirlik yaşamamıştır. Bugün ben o tweet'i, ben orada olsam belki o tweet de gösterildi ekranda. Ali Koç, niye çağrılmadın? Ben başvurmadım. Ben de başvurmadım.
Ben yani Fenerbahçe muhabirliği yapmadım ki hiç ben Gökhan. Ben de yapmadım ki Fenerbahçe. Ama bir gün işte televizyon programı yapan arkadaşlarımızı da davet edeceğiz dedi ilerleyen dönemde. İnşallah davet alırız oradan ya. Davet alırsak gideriz. Seve seve gideriz. Bizden sen gidersin. Ya bizden sen de sensiz hiçbir yere gitmem. Fenerbahçe temsilcimiz sensin. Ben sensiz hiçbir yere gitmem. Ozan Tufan konusunda da yapılabileceklerin maksimumun yapıldığını söylüyor. Beşiktaş'ın Ozan Tufan için bir takas teklif ettiğini söylüyor. Bu da çıkan her transfer haberinin gerçek olmadığına inanan bir zümre var ya. Onlardan bahsediyorum. Demek ki arkadaş neymiş? Yapılan haberlerin birçoğu da doğruymuş. Ve kulüp başkanları bunu doğruluyunca siz doğru diyorsunuz. Yani doğrulamazsa arada unutur giderse o zaman yalan haber oluyor değil. Gafari Erdoğan demiş ki Ali Koç Ali Dürüst'ün Emre transferinde olmasının skandal olduğunu da söyledi. Ondan neden bahsetmiyorsunuz şimdi demiş. Geliyoruz oraya. Hemen söyleyelim ondan ben gireyim. Ali Dürüst kabul edilemez bir açıklama yaptı diyor. Açıklama da yapmadı zaten. Yani işte o herhalde Fenerbahçe yöneticileriyle mi biriyle konuşmuş? Serdar Ali ile konuştu. Ha, aynen. Ne diyorsun? Ben Sayın Başkan'ın. Yani Fenerbahçe futbol o kadar çok kokuşmuş bir sektör haline geldi ki. Mesela Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyesi Ali Dürüst Bey o transfer görüşmesi sırasında orada olduğunu normalleştirebiliyor mesela. Ya bana bu çok ilginç geliyor abi. Nasıl normalleştirebilirsin? Geldin transfer mi görüşeceksin? Kalk git abi. Kalk git. Ya bugün sen odada birisiyle konuşuyor ol. Bizim odamız abi, ikimizin ortak kullandığı oda. Ya birisiyle konuşuyorken ya geldim özel mi konuşuyorsunuz derim. Özel konuşuyoruz dersen giderim. Yani bunu sor abi. Yani orada olunma, yani sürekli kalmanın manası ne? Çay içmeye gittin, çorba içmeye gittin. İstersen ekmek arası döner yemeye gittin. Ali Dürüst'ü mü eleştiriyorsun? Evet abi. Ali Dürüst diyor ki, lazım. Orada oturuyorduk diyor. Sayın Başkan geldi diyor. Evet. Ben Ali Dürüst'ün açıklamasını biliyorum. Hı. Sayın Başkan geldi diyor. Çay, kahve, kurdan konuştuk diyor. Sonra onlar transfere geçince ben müsaade istedim, çıktım diyor. Geldi. Niye geldi abi? Çay içmeye mi geldi Alanya Spor Başkanı? Transfere geldi işte. Tamam transfere geldi. Kurmur konuşmadan kalkacak gideceksin ya abi. Gökhan'cığım, ne gerek var? Yani Alanya Başkanı'nın ofisi. Transfer bak Alanya tam Başkanı diyor olsaydı, ki. Alanya Başkanı diyor ki transfer görüşmesi yaparken Ali Dürüst oradaydı diyor. Ama Ali Dürüst onu doğrulamıyor. Ali Dürüst şöyle kime diyor. İneceğiz? Diyor ki Ali Dürüst. İki tane farklı açıklama var. Sayın Ali Dürüst de şöyle söylüyor. Diyor ki evet ben oradaydım. Abdurrahim Albayrak'ın arabası yoktu. Ben onu bıraktım. Abi gel çay içelim dedi. Çay içiyorduk sohbet ediyorduk. O sırada Alanya Spor Kulübü Başkanı geldi. Doğaçlama geldi. Abi kendi randevulaşmış olabilirler. Ya Gökhan şimdi senle biz Allah oturuyoruz. Aşkına, bu kadar geldi. Kokuşmuşluğun içerisinde. Tamam mı? Ya bu kadar kokuşmuşluğun içerisinde. Yani Ali Dürüst transfer görüşmesine girmeseydi Emre Akbaba Fenerbahçe'ye mi gidecekti yani? Buradan bu sonucu mu çıkartıyorsun? O sonucu ne çıkartıyorsun? Sen Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerinden herhangi birisinin bir yönetim, en etkili yönetim kurulu üyelerinden birisinin Galatasaray yönetimi de görev yapmış. Galatasaray kimliği sayesinde şu anda muhtemelen tabii hani önerildiği için. Galatasaray kimliği sayesinde şu anda Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyeliğini gerçekleştiren bir ismin Galatasaray'ın transferinde işi olmaz kardeşim. Etik değil, doğru değil. Dahil oldum demiyorum ki. Sen Emre Akbaba Ali Dürüst sayesinde Galatasaray'da da demiyorum. Ne diyorsun? Etik değil diyorum. Doğru değil diyorum. Yanlış diyorum. Benim bu kadar kokuşmuşluğun içerisinde... Bu kadar kokuşmuşluğun içerisinde yanlış duruyor o. Doğru dursam bile, ağzını açmasam bile, zamanında kalkmış gitsem bile olmaz. Abi şimdi Alanyaspor Başkanı olmaz. Alanyaspor Başkanı her şeyi açıkladı. Eğer senin dediğin gibi ya da Sayın Ali Başkan'ın kastettiği gibi bu Ali Dürüst transfer görüşmelerine dahil olmuş olsaydı onu da söylerdi herhalde değil mi? Kim? Yani Alanyaspor Başkanı. Zaten söyledi diyor, oradaydı diyor konuşurken diyor. Dahil olmak başka bir şey ya. Gökhan pazarlık yapıyorsun. İki abi kişi ne işi var Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyesinin pazarlık sırasında? Allah aşkına yapma ne olur ya. Bana yani dahil olmadıysa bana çok anormal gelmiyor. İnan bana anormal gelmiyor ya. Bu çok normal bir şey abi. Ne o zaman ki? Sakın Ali ama Dürüst, sakın bu ülkede bundan sonra hakem kararlarıyla ilgili anormal hakem 3 maç önce bilmem ne verdi. Ben orada şöyle şeyler söylemem. Nasıl söylemezsin? Hakemlerin art niyetli olduğunu söyleyen sensin. O zaman asla ve asla hakemlerin art niyetli olduğunu söyleme. Çünkü bu yaklaşımla o yaklaşım birbirinin tam tersi. Olmaz. Yanlış. İçinde bulundu. Daha iyi oldu demiyoruz ki. Hakemle ne alakası var bu mevzunun? Ne? Hakemle ne alakası var mevzunun? Niyet okuyorsun ya sen. Ali Dürüst'ün niyeti orada öylesineydi. Doğru diyorsun. Benim için önemli değil diyorsun ya. Ya senin... Ben diyorum ki ben sonuçla ilgilenirim abi. Sen de aslında öyle bir adamsın. Sen de sonuç odaklı bir adamsın. Evet. Ben diyorum ki soru şu. Eğer Ali Dürüst
o transfer görüşmesinde olmasaydı Emre Akbaba Fenerbahçe'de mi oynayacaktı? Bilmem ne dediğini bilmiyorum çünkü. Orada ne konuşulduğunu bilmiyorum. Ali Dürüst söylüyor. Alanya Spor Başkanı da transfere dahil oldu demiyor. Yani dahil olmadı da demiyor. Sen Ali Dürüst şöyle dese haklısın. Sayın Başkan, Sayın Çavuşoğlu, siz lütfen Emre'yi Galatasaray'a verin. Galatasaray'da bu oyuncu daha iyi parlar. İşte ben de Galatasaraylıyım falan dediğini mi düşünüyorsun? Ya Ali Dürüst herhalde onu söylemeyecek, tecrübeye sahiptir. Ali Dürüst orada olmasa benim böyle herhangi bir şey düşünebilme ihtimalim var mı? Ali Dürüst orada olmasaydı. Ya olması ne değiştiriyor? Ben onu anlamıyorum. Abi olması yakışık almıyor. Kalk git diyorum ya. Geldiği an transfer konu diyor. Hop hemen tamam beyler deyip kalk git abi. Ya Alanya Spor Başkanı'nın bunu söylemesine fırsat verme. Niye resmi anlamda bir açıklama yapmadı bu konuyla ilgili peki Ali Dürüst? Bir Bengi Hanım bir şey yollamış. Bir tweet. Kayseri Spor Başkanı Erol Bedir, Ali Koç ve Nihat Özdemir, Çeri ve Bilal'i nasıl aldığımızı sordu. Hatta bana 3-4 milyon euro verdin mi dediler diyor. Yani orada da Nihat Özdemir görüşmenin, yani bu konuşmada Nihat Özdemir maç sırasında yapılıyor. Aynı ama örnek bu değil. Başka bir aynı şey yani. Bu başka bir şey abi. Bu maç yani sırasında onu... her şeyi konuşursun abi. Yani Fenerbahçeli olduğu belli. İşte dert, zaten dert şu. Ali Koç bugünün en önemli başlıklarından bir tanesi şu. Türkiye Futbol Federasyonu'nda mesela ben Ali Dürüst'ün Galatasaray formasını çıkartıp Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu masasına oturduğuna %100 inanıyorum, altına da imza atarım. Şu anda Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyeliği masasında oturan herkesin bir kulüp geçmişi var. Hemen hemen herkesin bir kulüp geçmişi var. Başkan Beşiktaş Başkanı'ydı. Ali Dürüst Galatasaray, Nihat Özdemir Fenerbahçe. Bunların hepsinin bir geçmişi var. Ama ben o insanların Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu toplantısına girdikleri an itibariyle hepsinin formaları çıkartıp karar verdiklerini düşünüyorum. Ya şimdi Kulüpler Birliği'nde de oluyor bu görüşmeler Gökhan. Şimdi Kulüpler Birliği toplanıyor. Değil mi? Bütün kulüp başkanları gidiyor oraya. Zaman zaman Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileri çok kaldık bu Ali Dürüst hikayesinde ya. Yani dünya kadar türlü, şey var ya. Abi çünkü iki tarafı da ilgilendiren bir durum olduğu için. Şimdi Galatasaraylılar diyor ki ne alakası var diyor. Ne demek ne alakası var abi? Mesela o görüşmede Fenerbahçe ikinci başkanı olsaydı ne olacaktı mesela? Neyse bir daha söyleyeyim. Ben Nihat Özdemir orada olsaydı mesela normal miydi? Sonuçla ilgileniyorum ben. Yani Galatasaray 4 milyon euro verdi. Teklifi 3 milyon euro iken 1 milyon euro çıkardı. Artı bu transferde zaten aylarca, günlerce konuştuk. Aylarca fazla oldu. Günlerce konuştuk. Neye karar verdik? Dedik ki bu transferde belirleyici Emre Akbaba oldu. Ne Ali Dürüst oldu, ne Abdurrahim Albayrak oldu, ne Sayın Çavuşoğlu oldu. Ne Fenerbahçe'nin girişimi oldu. Sadece Fenerbahçe'nin girişimiyle Alanya Spor 3 değil 4 aldı. 1 milyon euro. Ben onun dışında kararı Emre Akbaba verdi. Öyle tamam, değil mi? Dolayısıyla Ali Dürüst vermemiş yani. Eşittir, Ali Dürüst orada olmasının bir eşittir, manası yok. Eşittir Ali Koç. Emre Akbaba transferinde Galatasaray'a gol attı. 1. 2. Şimdi Ali Koç. Şimdi Sayın Ali Koç gelmeden nasıl gol önce. Attı ya? Yani gol 7 olmuyor. Mesela nasıl attı oluyor? Ben onu anlamıyorum. Yani iki camia karşı karşıya geliyor. Bir karşı oyuncu, karşıya gelmiyorlar. Oyuncu, nasıl gelmiyor? Bugün karşı, kendisi söyledi. Karşı karşıya gelmiyorlar. Karşı karşıya gelmek başka bir tabir yapma. Karşı karşıya gelmiyorlar. Karşı karşıya gelmek demek başka bir şey yani. Oyuncunun orada bir duruşu var zaten. Aslanlar gibi duruyor orada Emre. Diyor ki ben Galatasaray'da oynayacağım. Ya bugün Sayın Başkan Ali Koç demedi mi? Emre'nin menajeriyle. Menajeriyle. Yani ne yani menajeriyle? Menajeriyle o Emre'nin mesela o toplantıdan çıktıktan sonra Emre'ye telefon açar menajeri der ki Emre böyle böyle. Ya sen Gökhan Emre'yle konuşmadan menajeri Fenerbahçe kulübüyle masaya oturup forma numarası konuşabilir mi ya? Konuşur abi niye konuşmasın? Ya olur mu hiç öyle şey abi? Ya neyse. Menajer şey mi diyor abi benim konuşma çizgilerimi belirle mi diyor. Öyle şey mi olur abi? Ya konuşursun abi çıkarsın dersin ki teklifin ne? İçeriye girersin dersin teklifin ne? 9 numaralı forma yıllık 3 milyon euro çıktın. Oyuncuya dersin Emre'nin... ki kardeşim sen... Bana 9 numaralı formayı verdiler. 3 milyon euro da sana yıllık teklif ettiler. Ne diyeyim? Öyle olur görüşme şunu çünkü. Şunu çok iyi biliyorsun ki, şunu net olarak Emre Akbaba'nın menajeri Emre Akbaba'yı Fenerbahçe'ye götürüyordu. Bunu evet. Çok net biliyorsun. Menajeri götürüyordu. Çocuk gitmiyordu ki. Nasıl? Menajeri götürüyordu. Para, çocuk gitmiyordu. Para orada dedi bilmem ne dedi. Hatırla şimdi. Tamam abi çocuk gitmiyordu ki. Çocuk gitmiyordu yani. Hani menajeri götürmeye çalıştı. Evet ama peki. Çocuk gitmiyordu. Yani şimdi Fenerbahçe Galatasaray'a gol attı diyorsun ya. Ali Koç bir milyonluk gol attı. Gol attı. Ben de tam tersinden baktığım zaman da diyorum ki Galatasaray Emre Akbaba'yı Fenerbahçe'nin elinden aldı. Galatasaray'a imza attırdı. Golü Galatasaray'a attı. Golü diyorum. Galatasaray'a atmadı. Golü Emre attı.
Ya anladın mı? Golü Galatasaray atmadı şu anda. Şu anda ama... Dün iki tane gol attı ya milli maçta. O Emre nerede oynuyor şu anda? Fenerbahçe başkanlığından başkanlığını kaybetti. Abi çok söyledim ben onu. Söylüyorum sana, yine söylüyorum. 1 milyon euroluk bir gol attı Aziz Koç'un Aziz Koç'un nerede? Ali Koç'un girişimi Galatasaray'a 1 milyonluk gol oldu. Geliyorum. Fenerbahçe başkanı bugünkü Ali Koç'un bütün genel anlamda değerlendirdiğin zaman şu ortaya çıkıyor. Bir, Fenerbahçe başkanı Ali Koç Türk futbolu için, sadece Fenerbahçe için değil, Türk futbolu için önemli bir değer. Türk futbolu için seferberlik ilan etti, Fenerbahçe için seferberlik ilan etti. Artık sorunlarımızı bir masa etrafında toplanıp konuşma zamanı, çünkü gerçekten Türk futbolu batıyor. Türk futbolu ciddi anlamda bayır aşağı, freni kopmuş bir kamyon gibi ilerliyor. Fenerbahçe başkanlığının değişimi, Ali Koç'un göreve gelmesi Fenerbahçe'de, ülke genelindeki Fenerbahçe tırnak içerisinde Aziz Yıldırım ve yöneticileri sayesinde oluşmuş Fenerbahçe düşmanlığının bitmesine sebep olmuştur. Bugün Fenerbahçe başkanı Beşiktaş kulübünün finansal anlamda kendilerinden bir adım önde olduğunu, Galatasaray'la birlikte diğer birçok kulübün finansal anlamda çok büyük zorluk içerisinde olduğunu, ezeli rakiplerinden birisi olan Beşiktaş'ı tebrik ediyor. Ya Fenerbahçe başkanı Beşiktaş'ı tebrik ediyor. Bu büyük bir devrim başlangıcıdır. Dolayısıyla bu insanın etrafında, bu onun ördüğü duvarın etrafını biz çimento, sen kum, ötekisi çakıl, ötekisi sıvama aleti neydi? Neyse işte o... Sıvacı mı? Mala. Mala. O, birisi onu tutacak. Birisi hortumu tutacak, orayı ıslatacak. Birileri... Allah'ım yarabbim ya. Ya bitirdin beni ya. Mala abi dedi. Oğlum niye getiriyorsun? Ya, tamam işte. Duvar ördüm bitmedi ki Haluk. Bitti tamam işte. Böyle ama yok başka adam kalmadı. Başka bir şey kalmadı. Kum dedim, çakıl dedim, çimento dedim. Tuğla var. Tuğla hepsini Şenol söyledim. Hadi geçelim tamam. Ben çok başarılı. Çok başarılı ve şu Ali Koç sayesinde ülkedeki Fenerbahçe düşmanlığının azaldığını, Fenerbahçe'nin neredeyse sempatik bir takım haline geleceğini düşünüyorum. İnşallah. Ve umarım ve dilerim ki Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bu çizgisi devam eder. Ama daha kontrollü Sayın Başkan. Ben Sayın Başkan'ın zaman zaman muhabir arkadaşlarımıza olan tavrı tasvip özür etmiyorum. Özür diledi zaten. Hayır tasvip etmiyorum ben. Yani o yaklaşım güzel değil. Abi ama Fenerbahçe Başkanı bir muhabirden özür diledi. Gözünü seveyim bir de böyle bakmaya çalış ya. Tamam. Ya fırça yiyordu ya. Seni patronunu arayacağım. Seni patronuna şikayet edeceğim. Kovduracağım seni diyordu. Nereden nereye abi? Bana dedi ya. Ya ben, benim için de birilerini aradı biliyor musun? Bana dedi kapıdan sonra da patronum gibi. Yani sana yaptı, bana yaptı, herkese yaptı. Bana abi. Yok ama o anlamda yani benim hiç ekmeğimle oynadı diyemem ben. Benle öyle bir durum olmadı yani. Sadece o öyle bir tarzı vardı Sayın Aziz Yıldırım. Onu öyle bir tarzı işte. Vardı deyip yumuşatamazsın abi. Fenerbahçe bana Başkanı, çok sempatik geliyor. Yani Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım sayesinde ekmeksiz aç kalmış, işini kaybetmiş ve bir daha iş bulamamış bir sürü gazeteci arkadaşımız var. O sebeple de eğer böyle bir durum varsa da ben... Neyse tamam bu konular çok derin konular. Beşiktaş'a geçiyoruz. Geç abi. Bugün ben... Ama genel olarak Fenerbahçe kulübünü de Sayın Başkan'ı da bugünkü televizyon programı sebebiyle tebrik ediyorum. Çünkü bu taraftarı bilgilendirme anlamında Fenerbahçe taraftarının kafasındaki soru işaretlerini giderme anlamında çok önemli bir toplantıydı. Fenerbahçe muhabirlerinin oraya gelip hepsinin tek tek soru sorması da ayrıca bir güzeldi. Onu da söyleyeyim. Devamını da diğer kulüplerden de bekliyoruz diyelim. 1,5 saat sürdü Şenol Güneş'in basın toplantısı bugün. Yani gerçekten çok yorucuydu. Bugün Şenol Hoca'yı... Şöyle bir cümlesi var. Sokrates'in eşi kocamı haksız yere götürüyorsunuz demiş. Sokrates de ya haklı yere götürselerdi demiş. Bugün ben Şenol Hoca'yı dinlerken... Şenol Hoca'ya hayrandım ya. Ünlü Alman filozof Arthur Schopenhauer'den yaşam bilgeliği üzerine... aforizmalar dinledim sanki. Yani ben Şenol Hoca'yı değil sanki Arthur Schopenhauer'den yaşam bilgeliği dinledim. Yani Arthur Schopenhauer'da bak aldım bir de. Yaşam kısadır ve gerçek bırakın gerçekleri konuşalım. Ben böyle bir basın toplantısı görmedim. 1,5 saat süren basın toplantısı mı olur abi? Dünya tarihinde yok ya. Ya bizim Cumhurbaşkanımız gitti Rusya'yla çok da bildiğim bir şey değildir de bir toplantı yaptılar ya. Ya o toplantı 1,5 saat sürmemiştir ya. Ya ne anlatıyorsunuz abi 1,5 saatte insanlara? Ali Koç 4 saat sürdü. Abi bak soru cevap o. Bak o soru cevap. Hocaya bir soru soruyorsun. Güneş tozdan bir bulutudan başlıyor hoca.
Arthur Schopenhauer, bak bunu takip et. Arthur Schopenhauer. Bak çok severim kendisini. Alman ünlü filozoftur. Onu dinliyormuş gibi oldum abi. Çok ya yoruyor. Bir de anlaşılmıyor bazen. Abi ben yok ya. Ben hayranıyım ya, kendisini çok seviyorum. Yabancı oyuncu konusunda kriterler konuldu. O dönemde 14 neyin rakamı diye sormuştum. Kural konusunda herkes işine geldiği gibi kullanır. Sonra satmalar başlar. Denetim sıkıntısı var demiş Şenol Hoca. Yabancı sayısı ve felsefe sorunu diyor. Felsefeye oradan da bir girişi var Şenol Hoca'nın. Genel olarak değerlendirdiğinde Gökhan aslında önemli konulara parmak basıyor. Yani çok güzel magazinci Karius diyor. Karius magazini seviyor. Yakışıklı, düzgün, karakterli. Başarılı olmak güzel şey ama önemli olan sayılan, sevilen iş yapmak diyor. Magazinci Karius. Sen devam et abi. Bu arada Vatan Gazetesi'nde yarın Burak Yılmaz'ın röportajı varmış. Burak Yılmaz'ın özel açıklamaları varmış Vatan Gazetesi'nde. Ona da bakalım ne olacak. Yani bize bir done vermezler mi acaba? Duydunuz zilin sesini. İbrahim atar mısınız? Yok, İbrahim Seten uyuyordur şimdi de. İbrahim Seten duyuyorsa böyle bir iki cümle söylesin bize de. Biz de şimdi böyle bunu paylaşmışken. Önemli çünkü. Çok önemli bir röportaj. Yarın gazete satacak adam yani. Ozan Tufan'a Avrupa'ya git dedim diyor Şenol Hoca. Gökhan. Kime demiş? Ozan Tufan nasıl Avrupa'ya, nasıl Avrupa'ya git demiş. Bugün Fenerbahçe Başkanı takas teklif ettiler diyor. Oyuncu üretelim sonra dünyaya verelim. En iyi oyuncular bizde oynasın ve olgunlaşsın, öyle gitsin. Bursa Spor'da çalışırken Ozan Tufan'a gideceksen Avrupa'ya git dedim. Ha, şimdi Tarık'ı örnek veriyorlar. O zaman Ozan'ı da örnek verin. Az paraya gitmedi. Bu ne Tarık ne Ozan işi. Nice futbolcular heba oluyor diyor. Yani Şenol Hoca bu anlamda çok eğitici, yetiştirici bir teknik adam yok. Ama hocam felsefe ya. Felsefe. Ya Arthur Schopenhauer. Felsefeden kop artık. Arthur Schopenhauer abi. Oradan kop artık. Kopacağım abi de dur şu Şenol Hoca'nın benim notlarıma bakıyorum. Ha. Futbol açların oyunu. Futbol açların oyunudur. Zenginlerin değil. Zenginler futbol oynamaz. Futbola yatırım olacak. Altyapıdaki antrenörlere ne kadar para veriyoruz? Altyapı başlı başına bir olay. Altın Ordu'yu övüyoruz. Biz de yapalım diyor. Şimdi bir, ben bu altyapı problemiyle ilgili bir cümle söyleyeceğim. Daha sonra altyapıyla ilgili konuşmak istemiyorum. Çünkü artık konuştukça ben sıkılıyorum. Şenol Hoca gibi eğitimcilerin televizyon ekranlarında değil başka türlü yerlerde artık bu problemi çözmeleri lazım. Sen altyapıdaki hocana asgari ücret vereceksin. Sonra bana 8 milyon euroluk oyuncu yetiştir diyeceksin. Böyle bir şey olmaz. 1500 liraya, 1200 liraya, 1300 liraya onları da oraya torpille sokabiliyorsun ancak. Dolayısıyla sen bu şekilde Türk futbolunu geliştiremezsin. 1300 lira vererek sen 8 milyon, 10 milyon Messi'ler, şunlar bunlar yetişmez kardeşim. Ozan Tufan gibiler yetişir. Ozan Tufan da ilk parayı bulduğu, büyük parayı bulduğu ilk anda kendi dengesini kaybeder. Vücut dengesini kaybeder, psikolojisini de kaybeder. Dolayısıyla bu çocuklar iyi altyapı antrenörleriyle yetişmiş olsaydı Ozan Tufan şu anda belki de Fenerbahçe'ye dünyanın parasını kazandırarak Avrupa'ya gitmişti. Gazi Ahmet Çakır demiş ki Ozan Tufan gitmez Avrupa'ya. Kebap yok, lahmacun yok Avrupa'da. Bu da 8 kilo vermiş abi çocuk. Demek ki bir şekilde bir umudu var yani. Haluk abi Şenol Güneş geçenlerdeki basın toplantısında ördek, şemsiye falan demiş. Neden böyle filozof tarzı konuşmalar yapıyor diyor. O bir klasik zaten. Başkanla başkan buranın sahibi diyor Şenol Hoca. Aramızda ip yok, gerilme yok diyor. Yani sonra da diyor ki mesela hani başkan bir sıkıntı varsa bunu sizle değil herhalde bana söyler gibi. Böyle aslında bir sıkıntı var ama yok. Sıkıntı olsa da olur, olmasa da olur. Sıkıntı olması normal ama o bana abi diyor. Abi derse bana söyler. Bana değilse size söylerse o zaman ciddi sıkıntı olur gibi cümleleri arka arkaya bir araya getirdiğinizde yani gerçekten bir olay varmış gibi algılıyorsun ya. Ya başkanla sanki Şenol Hoca'nın arasında bir sıkıntı varmış gibi anlıyorsun. Fikstürle alakalı bir sözüm yok. Benim fikstürle ilgili bir talebim de yok. Benim anlayışımda Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, yerel lig, kupa gelir. Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'de başarılar diliyorum. Türk takımlarına Avrupa maçlarında başarılar diliyorum. Yani bu bir yangın çıktı ya dün de burada anlayamadığımız bir sebeple fikstür. Galatasaray işte 5 maçı içeride oynuyormuş öncesinde. Sonrasında 5'inde dışarıda oynuyor. Yani bu arada mesela dün Cemil mesaj atmıştı. Muhtemelen yine izliyordur. Şampiyonlar Ligi'ne katıldığı son 3 sezonda Galatasaray'ın maçlardan, Şampiyonlar Ligi maçlarından önceki her maçı içeride denk gelmiş. Oradan da bir sürü şey çıkıyor. Öküz altında buzağı arıyoruz hepimiz. Hepimiz öküz altında buzağı arıyoruz. Hepimiz yani.
son derece yanlış. Yabancı sınırıyla ilgili konuşmayacağım dedi. 1 saat 10-30 dakika içerisinde herhalde bir 48 dakika boyunca yabancı oyuncu sayısıyla ilgili fikrini söyledi ya. Yani vallahi yapmayın abi, bu kadar uzun yapmayın yani. Ya izlenmiyor, okunmuyor, değerlendirilemiyor abi. Ne yapıyorsunuz abi ya? Futbol şurası mı yapıyorsun abi? 1,5 saatte ne konuşuyorsun hocam ya? Uğur demiş ki, abi soruma cevap ver ve artık seni izliyorum her gece. Altyapıda Türk futbolunda gerçekten torpil olduğuna inanıyor musunuz demiş. İnanıyor musun Gökhan? Sen kulüplerde çalıştın. Bana mı soruyor, sana mı soruyor abi? Abi dediğine göre sana diyor. Sana ne diyecek, amca mı diyecek? Ben şu kadarını söyleyeyim. Altyapıda hoca olmak için gerçekten torpile ihtiyacınız var. Bu kadar basit. Birisinin adamı olmanıza ihtiyacınız var. Hocada mı diyorsun? Hocada da. Hayır, ben oyuncuda diyor. Altyapıda oyuncuda torpil var mı diyor. Yani sen kulüpte çalışacaksın. Mesela atıyorum, benim, sen Beşiktaş'ta çalışıyorsun ya da Trabzonspor'da, ben diyorum ki ya Gökhan, benim de oğlan yok ya. Benim oğlan var ya, işte uçuyor, kaçıyor, Messi falan diyorum. Herkes öyle. Torpil yapabiliyor mu? Zaten herkes öyle zannediyor da. Şimdi bir arkadaş, Beşiktaş kulübündeyim, yine senden iyi olmasın. Bir arkadaşım dedi ki, benim bir yeğen var dedi. Dedim. İşte uçuyor, kaçıyor, sağ ayak, sol ayak, 100 metreyi şu kadar zamanda koşuyor. İnanılmaz fit, öyle böyle değil falan derken, abi çocuk, tamam dedim ya, bu kadar önemliyse zaten bizimkilerden kaçmamıştır da dedim, o dönem için Beşiktaş kulübündeyim. Altyapı hocalarından birisini aradım. Hocam dedim, böyle böyle bir şey geldi. Genelde ben böyle bir şey söylemem hocam dedim. Yani acayip böyle inandığım, futbol bilgisine inandığım birisi söyledi bana bunu dedim. Ne yapabiliriz dedi. Ya dedi ki, eğer böyle bir şeyse çocuğu bir gönderin. Bizim denemelerimiz oluyor. O denemelerden bir tanesine bizim diğer hocalarımız baksınlar. Denemelerde kayda değer görürlerse alırlar, bir şekilde değerlendirirler. Abi çocuk bir geldi. Fit dediği çocuk 1.10 80 kilo. Küçümsen yani, başka türlü bir şey dalga geçmek için söylemiyorum. Gözlük falan kullanıyor. Ya şimdi anladın mı? Herkes de çocuğu kendisine göre Messi abi. Aynen. Torpil ama torpil bu bence açların oyunu olmasına ne diyorsun? Doğru söylüyor. Ben de o anlamda çok aynı şeyi düşünüyorum. Karnı doyanlar kopuyor mu? Efendim? Karnı doyanlar kopuyor mu? Karnı doyanlar kopuyor. Karnı doyduktan sonra zaten bana ne abi diyor mesela. Burak Yılmaz öyle mi diyor? Başkası öyle diyor da onu söylemeyeceğim ben sana. Şimdi Burak Yılmaz öyle, onlardan biri mi yani? Onu soruyorum. Hayır canım, Burak Yılmaz onlardan biri değil. Doyunca vazgeçenlerden değil yani. Ama doyunca vazgeçenlerden, oynayıp da yaşı kemale erdikten sonra vazgeçtiğini söyleyenler bana inandırıcı gelmiyor. Onu sen bana yılda 3 milyon euroluk sözleşme imzalamadan önce söyleyeceksin. Negredo, Love, Lens hepsi gidecekti. Ama olmadı diyor. Şimdi haber yapan gazetecileri ya da yorum yapan bizleri değerlendirirken birazcık şuna bakın. Çalıştırdığı, yani takip ettiğiniz, tuttuğunuz takımın teknik direktörü diyor ki Negredo bizde olmayacak. Dönüyorsun. Negredo bizde olmayacak diyen teknik direktör. Abi 3 tane soru 1,5 saat. Ve başlangıç şöyle. Yabancı sayısıyla ilgili bir şey söylemeyeceğim ama. Çok soru ama var ya Gökhan, 3 soru değil, haksızlık etme ya. Ben öyle hatırlıyorum belki de. Var var yani. Şenol Güneş'i ezdirmem abi. Spor gecesinde. Ya şimdi atacağım bardağı kafana abi. Ne demek ya, Şenol Güneş'i ezdirmem ne demek? Ben Şenol Güneş'i eziyor muyum abi? O anlamda değil mi? Eziyorsun demiyorum. Ezdirmem ne demek? Ya, Allah Allah ben ya. Şenol ya bir algı oluşturmaya çalışıyorsun ya. Ben ya, Şenol Güneş tarafındayım. Yani. Sözleşmem bitiyor ama Beşiktaş'tan ayrılmak gibi bir düşüncem yok. Ayrılmak için Beşiktaş'ın istememesi lazım. Bana bunu hissettirmediler. Ama uzun yıllar kulüpte çalışmak da yıpratıcı oluyor. Milli takımı istiyorum. Ekselansları demiş ki, yıpratma. Hoca o kadar adam saydı ama Vida gidecekti dememiş Gökhan Bey demiş. Evet doğru söylüyorsun. Vida'nın gideceğini başkan açıkladı. Bugün, neden vermediğine. Bugün Vida'lı Hırvatistan'da 6-0 6 tane yemiş abi. Bir de Mitrovic varmış yanında galiba. Vida'nın 150'lerden aşağıya bugün 6-0'dan sonra bir de Mitrovic'le beraber aynı. Peki eleştirme gibi. Ezdirmem dediğin şunu söyle. Sözleşmem bitiyor, Beşiktaş'tan ayrılmak gibi bir düşüncem yok. Ayrılmam için Beşiktaş'ın beni istememesi lazım. Bunu bana hissettirmediler ama uzun yıllar kulüpte çalışmak yıpratıcı oluyor. Milli takımı istiyorum. Yıpratma Şenol Güneş'i, söyle ne diyor hoca? Sözleşmem biter, ben mini takıma giderim diyor.
Ya burada kalmak istiyorum diyor onun altında. Bu arada Collina'ya da Adriano'nun pozisyonunu söylemiş. Ayakta alkışlıyorum hocam seni. İnşallah o saçma sapan, futbolun doğasına aykırı olan o saçma kural bir an önce değişir. Ve bunun bence bu kuralın adına da Şenol Güneş kuralı konsun. Hani değişen kuralın adına da Şenol Güneş kuralı konsun. Harika bir iş yapmış, mükemmel bir iş yapmış. Umarım Collina hocanın verdiği şeyi değerlendirir. Bu arada hoca... İzleyicimiz demiş ki Şenol Güneş cümleye başladığında namaza durdum, bitirdim. Adamın cümlesi bitmedi demiş. Abi işte çok uzun konuştu hoca bugün ya. Ya bugün başkan da çok konuştu uzun. Ama dert edin yani bunları işte abi açıklamak istiyorlar. Bu güzel ya. Hocanın konuşması varmış. Bugün hocanın konuşması varmış. Bugün konuştu. Ali Koç başkan konuştu. Müziği de verdiler. Bizim de konuşmamızın sonuna geldik. Peki bir şey söyleyeceğim. Hemen yapın sonra karar vermek zorunda kalırsınız. Bugün hiç Galatasaray konuşmadık. Ona ne diyorsun? Hani diyor ya izleyiciler bazen ya bu Galatasaray TV mi burası filan. Şimdi bugün Fenerbahçe TV, Beşiktaş TV, Trabzonspor TV'deyiz. Ben sana şu kadarını söyleyeyim mi? Bir şey söyleyecek misin? Borges'in şiirini okuyacağım sana. Eğer yeniden başlayabilseydim yaşamaya, ikincisinde daha çok hata yapardım. Kusursuz olmaya çalışmaz, sırt üstü yatardım. Neşeli olurdum ilkinde olmadığım kadar. Çok az şeyi ciddiyetle yapardım. Temizlik sorun bile olmazdı asla. Daha çok riske girerdim, seyahat ederdim daha fazla. Oğlum, daha güneş doğuşu bizlerdi. Okta galiba. Borges anlamazsın ki okuman lazım. İyi geceler. İyi geceler.